Evet. Haydi. Tamam. Şimdi sevgili gençler, birimler konusu üniversite sınavında her sene çıkıyor diyemem ama çıktığında da insanları zorluyor. Birimlerin sevgili arkadaşlar temel olarak şöyle düşünmeniz lazım. Bahsedilen bir nicelik. Birimler sorusunda şöyle sorulabilir. Şu nicelik neyin birimidir diye sorulabilir. Ya da aşağıdakilerden birini söyleyip bunun SI birim sisteminde temel büyüklükler cinsinden birimi nasıl yazılabilir diyebilir. Tamam. İkisi birbirinin tersi yönlü sorular. Ve sizin sevgili arkadaşlar şöyle bakmanız lazım olaya. Birimler testi ya da birimler sorusunu çözmek için neredeyse tüm denklemlere, tüm konulara hakim olmak lazım. Yoksa bu işin içinden çıkmak zor, onu söyleyeyim. Özellikle elektrik ve manyetik alan bölümlerinde bayağı zorlayıcı olabiliyor birimler. Şimdi temel olarak da şöyle yapacaksınız. Eğer bakın bir birimin, bir niceliğin birimini direkt olarak biliyorsanız ondan yola çıkın. Tamam soruda. Ya da şöyle yapın. Bahsedilen bir niceliğin birimi soruluyor ya sana. O nicelik içinde geçen bir denklemden yola çıkın. Tamam. Böyle yaptığınızda emin olun sonuca ulaşırsınız ve şöyle demeyin. Ya buradan gelmez bu. Yaz. Gelir. Merak etmese. Ama dediğim gibi konuların neredeyse tamamına hakim olman lazım. Bir şeyin yerine başka bir şey yazabilmen lazım. Tamam. Şimdi ben fizikte gördüğümüz tüm denklemleri yazmayacağım. Size hatırlatmalar yapacağım. Bak şu şuydu, bu buydu diye. Siz de dolayısıyla hemen göreceksiniz. Bakın diyor ki hangi büyüklüğün birimi olarak kullanılır? Kim? Newton. Saniye kare bölü metre. Bakın Newton M çarpı A demek. O zaman şurası görüyor musunuz? Metre bölü saniye karenin tersi. Yani aslında bu Newton bölü ivme olmuş. Kuvvet bölü ivme. Yani kütleye denk gelmesi lazım. E şıkkı doğru cevap. Onun şuraya diyor ki aşağıda verilenlerden hangileri hız birimi metre bölü saniye olarak kullanılabilir? Bakın hız birimi diyor. O zaman temel olarak benim ne yapmam lazım? Mesafe bölü zaman yazmam lazım. Değil mi? Peki jul bölü metre saniye. Peki jul dediğimiz ne? F çarpı x. Bölü x dersen f kaldı. Değil mi? Peki f bölü t. F bölü t ne? Hayır, bölü ya. Aşağısı çarpım durumunda. Jul bölü metre saniye. Hocam ben jul bölü metre çarpı saniye. Hayır, o parantez içine alınır ya. Tamam. Gördün değil mi? O zaman bu hıza denk gelmedi gördüğünüz gibi. Peki, jul bölü Newton saniye. Jul dediğiniz ne? F çarpı x. F gitti Newton deyince. O zaman x bölü t kaldı. Oldu bu. Üçüncü watt bölü Newton. Watt ne? Güç. F çarpı x bölü t yani. Yapılan iş fx bölü t dersem güç oldu. O zaman f'i sadeleştirdim. Kaldı sana metre bölü saniye. Ki sevgili arkadaşlar güç için iş yapma hızı da derler. Aslında güç dediğiniz şey F çarpı V diye de ifade edilebilir. Tamam. Onu da söylemiş olayım. Şöyle diyor. Kuvvet çarpı hız. Aynen öyle bakın. Kuvvet çarpı hız güçtür. İş yapma hızı. Ya da şöyle düşün. Kuvvet F çarpı hız X bölü T. F X bölü T. F X iş bölü zaman et sana güç. Tamam. Şuraya geldim. Bak. Diyor ki momentin birimi. Moment dediğimiz ne? Tork. Tork dediğimiz ne? F çarpı x. Yani kuvvet çarpı uzunluk olacak. Kuvvet çarpı uzunluk enerjiyle aynı birime denk geliyor. Fx. Değil mi? Fx kare olsa. Ha? Evrensizlik momenti diyoruz. Ha? Emre kare değil mi? Emre kare I. Oradan da geldi. I çarpı W'nun karesi diyeceğim. Tabii denk gelir. I çarpı W'nun karesi diyebilirsin. Dönme kinetik enerjisi. I dediğin şey Emre kare.
Çarpı W'nun karesi dersen R kare W kare V kare ediyor. M V kare oluyor. Gayet enerji birimine denk gelmiş oluyor. Ya da tork dediğin şey I çarpı alfa. Açısal hızla da yapabilirsin bunu. Aynı şey denk gelir. Bilmiyorum. Konu olarak geçmiyor ama hani bunların toplu olarak gösterilmesi mantıklı bir iş. Tamam? Şimdi şu, bakın diyor ki yukarıda Newton metre bölü kilogram diye bir şey koydum. Sen bunun ne olduğunu bul bana. Peki Newton çarpı metre nedir? İş. F çarpı x. İş, değil mi? Peki kilogramı ya bunu nasıl çıkaracağım? Evet. F'in içinde kilogram var zaten, değil mi? O zaman F'i m çarpı ivme diye yazayım. Tamam. M'ler gitti, kilogramlar gitti. O zaman ivme dediğim şey metre bölü saniye kareydi. Çarpı metre dersem metre kare bölü saniye kare oldu bu. Bunun da kare kökünü aldım. Metre bölü saniye kaldı. Oldu sana hız. Tamam. Gördün mü? Evet. Peki. Hangisi ivme birimi olarak kullanılabilir? Peki. Newton bölü kilogram. F bölü x. Tabii ki. Şey F bölü m. Olur. Metre bölü saniye kare. Evet. Metre bölü saniye hız bölü saniye birim süredeki hız değişimi oldu. Bu da oldu. Klon volt kilogram metreye böleceğim diyor. Hadi. Enerji, yukarıdaki enerji. Ah güzel. Q çarpı V yani enerji. Yani Q çarpı V yerine ben Fx kullanabilirim. Gördün mü? Klon volt yerine Fx dedim. Bölü X var burada. X'ler gitti. F kaldı. F bölü M. Tamam bu da ivme oldu. Gördün mü? Tamam. Güzel. Şu büyüklük hangi büyüklüğün birimi olarak kullanılabilir diyor. Efendim. Klon çarpı volt. Q çarpı V. Paralel levhalar arasında cisim üzerine yapılan iş ne? QV kadar. Değil mi? O zaman bu iş oldu. Yani F çarpı X. Değil mi? Aşağıda X var. Metre. X'ler gitti. F bölü kilogram kaldı. F bölü M A'ya denk geldi demiş olduk. Newton kare, saniye kare, jul. Bu neyin ifadesidir diyor. Peki jul dediğimiz şey ne? F çarpı x. O zaman yazalım. F çarpı x. Bir f'ler gitti. F çarpı ne kaldı? Saniye kare bölü metre. Aa saniye kare bölü metre ivmenin tersi. Aslında bu f bölü a oldu değil mi? Gördün mü? Ha f bölü a ne? Kütle. Tamam. Aşağıda verilen birim formüllerinden hangileri zaman birimi saniye olarak kullanılabilir? Kulomb bölü amper. Peki amper dediğim şey birim sürede geçen yük miktarı. Yani Q bölü T. O zaman Q bölü T oluyor. Q'lar gitti T kaldı. Bu olur. Güzel. Joule bölü watt. Joule dediğim şeyi süreye bölersen watt oluyordu. O zaman joule bölü watt oldu. Joule bölü T oldu. O zaman T'ye denk gelir bu da. Bu da oldu. Watt bölü volt. Watt ne? Q çarpı V bölü T. Değil mi? Q çarpı V işti. Bölü T yazarsam watt. O zaman bu Q çarpı V bölü T. V'ye böldüm. Olmadı. Gördün mü? Q bölü T oldu. Akım şiddetine denk geldi yani. Aşağıda verilen büyüklüklerin hangileri aynı birimlerle belirtilebilir. Güç, gücün birimi watt. Enerji, enerjinin birimi joule olmadı. Kuvvet, kuvvetin birimi newton. İş, işin birimi joule. O zaman joule, joule. Yani iş ve enerji aynı birimlerle ifade ediliyor. Tamam. Bak, şunu unutmayın. Q çarpı V iş demektir. Mekanik olarak düşündüğünüzde bu F çarpı X'e eşit olur. Tamam. O zaman yukarısı ne? İş. Kulomb çarpı volt. İş dediğim F çarpı X demek. F çarpı X bölü X oldu. Geriye kaldı F. Yani kuvvet birimiymiş bahsedilen nicelik. Kulomb çarpı volt nedir? İştir. Değil mi? Yani enerjiyle aynı birime sahiptir diyeceğiz. Peki volt çarpı amper V çarpı I. Mesela bunu elektrik akımından direkt hatırlayabilirsin.
elektrik akımından V çarpı I direkt olarak güçtü. Değil mi? V çarpı I, V kare bölü R ya da I kare çarpı R. Bunların hepsi güce denk geliyordu. O zaman V çarpı I de güçtür diyebilirsin. Ya da I dediğim şey ne? Q bölü T. V çarpı Q, Q, Q dedim ya. V çarpı Q bölü T. V çarpı Q iş bölü T güç diye de dönüştürebilirsin. Peki 13'te şöyle diyor. Volt saniye bölü kulon. Bakın bu tür birimlerde şunu yapmayı bir aklınızdan geçirin. Bu saniyeyi buraya değil de kulombun altına yazsaydım. Kulomb bölü saniye akım ederdi değil mi? I. O zaman V bölü I etti sana R. Yani direnç olmalı. Gördün mü? Evet. Şurada diyor ki bak watt bölü newton saniye. Efendim? Hocam ben anlamadım. Q bölü x volt mu? Değil. K sabiti var orada. Olmaz. Ama elektrik alan çarpı D diye yazabilirsin. Eğer daha çok şey istiyorsan o da sıkıntı olur. Şuraya geldim. Watt bölü newton saniye. Watt dediğim. Watt dedim oğlum. Fx bölü T. Değil mi? Watt dediğim F, X bölü T. Newton, F. Aha, yukarıda X kaldı. Aşağıda bir saniye zaten bana verilmişti. Bir de Watt'ın bölü T'si kaldı zaman. O zaman X bölü T kare. Yani ivme. Metre bölü saniye kare. Tertemiz. İvmenin birimiymiş bu da. Evet. Hocam işte sonuç 1 bölü T çıksa hangisinin birimi? Zaman. Hertz. Evet, frekans. V kare bölü R demiş. Bak direkt olarak. V kare bölü R elektriksel güç. Değil mi? Direkt gücün birimi diyebilirim. Tertemiz. Bakın yine aynısı. Gördünüz mü? Q çarpı V yani enerji. Aşağıda ne var? Enerji bölü zaman var. Enerjiler gitti, zaman kaldı diye düşünebiliriz. Şuradan durayım. Joule bölü kulomb metre. Peki joule dediğim şey ne? Bakın burada açarken hani joule demiş ya aşağıda kulomb metre var. O zaman kulomb cinsinden enerjiyi ifade edecek bir şeyle açın. Joule dediğim Q çarpı V. Tamam. Q çarpı V bölü Q çarpı X. Q'lar gitti. O zaman ne kaldı? V. Yukarıda V aşağıda X. V bölü X ne? Elektrik alan. V bölü D. Levhalar arasında elektrik alanı böyle yazıyorduk. Demek ki bu elektrik alan birimiyle aynıymış. Hangi büyüklüğün birimi olarak kullanılabilir? Kim? Kilogram kare, metre kare, jül bölü saniye kare. Tamam. Şimdi burada isterseniz şu SI birim sistemindeki temel niceliklerin ifadelerini daha büyük bir Newton gibi birimle ifade edip ondan sonra geçebiliriz. İsterseniz jülü açabilirsiniz. Fark etmez. Mesela biz hangisini yapalım? Tamam, joule açalım o zaman. Joule dediğimiz şey ne? F çarpı X. Peki F dediğimiz şey ne? M çarpı A. M kilogram. Kilogram çarpı metre bölü saniye kare. Çarpı metre. Değil mi? O zaman kilogram metre kare bölü saniye kare. Çarpı saniye kare deyince saniye kareler gitti. Kilogram metre kare oldu burası. Değil mi? Metrekareler gitti, kilogramlardan bir tanesi gitti, kilogram kaldı. O zaman kütle birimiymiş dedim. Tamam yazayım. Şöyle, joule dediğim şeyi şuraya yazayım. Kilogram m'nin karesi çarpı metre x'in karesi bölü. Joule dediğim şey f çarpı x çarpı t'nin karesi demiş oluyorum. F de, yerine de m çarpı a çarpı X diye M çarpı A yazayım. A'nın yerine de X bölü T kare yazayım. Tamam. Şu T kareler gitti. X kareler gitti. M'lerden bir tanesi gitti. M kaldı. Tamam. Peki.
Watt bölü volt. Bakın watt bölü volt diyor ya, ben olsam watt'ı voltla ifade edebileceğim bir denklem düşünürüm. Watt dediğim şey V kare bölü R diyebilirsin. Değil mi? Ya da V çarpı I derim, daha iyi. V çarpı I deyince voltlar gitti, sadece akım kaldı, gördün mü? O zaman bu demek ki akım şiddetiymiş. Gördün mü? Joule bölü saniye. Aa tamam, bu çok iyi bildiğimiz bir şey. Yani yapılan iş bölü zaman. Yani direkt olarak güç. O zaman aşağıdakilerden hangisiyle ilgili diyor. Newton metre iş demek zaten. Bölü zaman aynısı oldu. V çarpı I güç anlamına geliyor. E güç tamam, yukarıdaki de güçtü. Bu da oldu. Q çarpı V enerji anlamına geliyor. Bu olmadı. O zaman 1 ile 2 güç anlamına gelmiş oldu. Peki 20. soru şöyle diyor. Joule çarpı amper bölü watt. Şimdi joule dediğim şey, aşağıda da joule çarpı joule bölü saniye var. Görüyor musunuz? O zaman joule ve watt'ın içindeki joule gitti. Watt'ın altında joule bölü saniye vardı ya, saniye yukarı çıktı. Ha tamam. Amper çarpı saniye oldu. Yani I çarpı T. Yani yük. Yani elektriksel yük, D şıkkı doğru oldu. Tamam. Aşağıda verilenlerden hangileri elektrik alan birimi volt bölü metre yerine kullanılabilir? Elektrik alanı nasıl yazabilirim diye soruyor sana. Peki Newton bölü Coulomb diye yazsam? Newton bölü Coulomb olmaz mı? Olur. F eşittir Q çarpı E idi ya. E dediğim şey F bölü Q. Gayet oldu. Joule bölü Coulomb metre. Joule dediğim şey Q çarpı V idi. Değil mi? O zaman Q'lar gitti. V bölü metre kaldı. Yani volt bölü metre aynen elektrik alan birimi. Bu da oldu. Kilogram metre bölü saniye kareye dikkat et. Bu kuvvet demek. Değil mi? M çarpı A. O zaman F bölü Q demiş oluyorum. F bölü Q zaten elektrik alan birimiydi. Bu da doğru oldu demiş olduk. Aşağıda verilenlerin hangileri kuvvet birimi olarak kullanılabilir? Tamam bakalım. Joule bölü metre. Fx bölü x. Evet F. Gayet doğru. Oldu. Kilogram metre bölü saniye. Kilogram M çarpı metre bölü saniye. E hız. M çarpı V oldu bu. E bu kuvvet değil ki. Bu momentum. Değil mi? MV. Bu olmadı. Watt saniye joule demek. Değil mi? Evet. Joule bölü metre oldu. O zaman bu da Newton'a denk geldi. 1 ve 3 sağladı ifadeyi. Diyor ki akım şiddeti amper aşağıda verilenlerin hangileriyle belirlenebilir? Peki. Q bölü T. Olur. Bu iş tamam. Watt bölü volt. Watt dediğim şey ne? Olur hocam. Watt dediğim şey ne? V çarpı I. Aşağıda ne var? V var. V'ler gitti. I kaldı. Olur. V çarpı Q. Bu ne? Enerji. Enerji akım demek değil ki. Bu olmadı. Sevgili öğrenciler, elektrik zavallı. Tamam. 25'te kaldık. Devam edeceğiz.